Necelbi bu ya? Ne alaka? Mahkeme falan mı? Mahkeme tabii. Necelbi olacak. Askere mi alacaklar sizi? Aman hemen de şakalar. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. İcra, icra. İcra davası ne demek ya? Kime nereye borç taktın sen bu yaşında? Ya ben nereden bileyim teyze? İlk kez görüyorum ben de senin gibi. Durun durun. Anlarız şimdi. Şule'nin sayfasından bakıyorum E-Devlet'ten. Allah'tan bu işlerden anlayan biri var evde. Yoksa biz yanmıştık yani. Nasıl? Nasıl ama ya? Bu kadar borç mümkün değil. Ne kadar borç? Ne diyor? Kaç borç? Ne borcu abla? Şule 650 bin liralık borcun var. Ha? Birkaç kişi şikayetçi olmuş hatta Şule'cim. Hatta biri banka. Ne? Kaç? Kaç? Kaç para dedin? 650 bin. 650 bin. Evet. 650 bin mi? Ne diyorsun kızım sen? Bu nasıl borç lan? Ne oluyor üstü bir sakin ol. Olamam ya, olamam. Sakin makin olamam. Evde mi o Şule? Nerede şimdi? Burada Hüsnü nerede olacak? Bırakır mıyım ben onu bir yere? Bize de mi takıp kaçsın? Yok teyze. Beklesin orada, ben geliyorum. Beklesin. Nefes bile almasın ben gelene kadar. Dava açmışlar Şule'ye. Borç takmış bir yerlere. Mümkün değil ya. Ya yapmaz öyle şey Şule. Şşş otur. Sana fikrin sonun oldu mu oğlum? He? Oğlum otursana. Canına mı susadın sen? Otur. Git bir bak sen üstücüğüm dava mava. Başa falan dalışılacak bir şey varsa hallederiz. Abi sakin ol ya. Bir yanlışlık vardır bu işte. İnşallah usta, inşallah. Ben eve kadar gideyim. İyi hadi git 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 git. Haber ver bize ha. Gelmeyen kalmadı zaten adamcağızın başına ya. Müdürüm siz beni haklı olarak susturdunuz ama Şule gerçekten öyle bir kız değil yani. Onu biliyoruz da sen niye böylesin? Bir kapa artık çeneni, değil mi? Baba o kadar parayla benim ne işim olur? Görsem korkumdan dokunamam. 650 bin ne ya? Hakikaten ya. Haydar Berkçim lütfen ama. Hüsnü biraz daha iyi misin anam? Nasıl oldu? Kafam bende değil kızım. Bak 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 tık 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 motor gibi çalışıyor Nezki, bilmiyorum. Ben diyorum ki bir tuzlu ayran yapayım sana. Bir kendine gel Hüsnü ha. Ablacığım sen delirdin mi? Tansiyonu fırlamış adama tuzlu ayran verilir mi? Ver ver ver. Ver Nezike. Ver ver öleyim ver Nezike. Nerede kurtulayım? Kafa kaldı sanki bende. Ne bileyim. Aman Allah korusun canım. Bir app vardı ya. Bir şey altı bir app. Böyle filmlerde falan kullanıyorlardı. Görüyordum. Dur bakayım. Dur bakayım. Dur. Kim o hayırdır? Sinem. Alo Sinem. Ne çıktı bakabildin mi? Baktım başkomiserim. Şule Çoban'ın adına sizin hesabınıza kayıtlı bir ek kredi kartı varmış. Doğru mudur? Var evet. Nerede kullanılmış? Onun limiti ne kadar ki? Şimdi bir spor salonu üyeliği için kullanıldığı görünüyor. Geçenlerde değil mi başkomiserim? Evet. Okula yakın indirimli diye kayıt oldum. İyi at ettin kızım. Evet. Tahminimizce buradan kopyalanmış kart bilgileri. Sonrasında da alışverişlerin Şule ile hiç alakası yok çünkü. Neymiş? Ne alınmış? Beyaz eşya, 200 tane kar lastiği, elektronik pahalı cihazlar. Lastiği ne yapacaksın ki abla? Sus! Salak mısın? Ben mi aldım? Bir sus çocuğum. Sus çocuğum, sus. Peki, bu limitte olacak işler değil ki bunlar. Başka bankalardan da kredi kartları çıkarılmış zaten başkomiserim. Takibe giren alacakların çoğu da onlardan alınmış. Yok, yok, yok. Yok, biz bu işi yapanları bulmak zorundayız. Mümkün değil, biz bu işin altından kalkamayız kızım. Bence de başkomiserim. Biz hızlandırıyoruz süreci. Hadi bakalım. Şu spor salonuna. Oraya bakın iyice Sinem. Gelince konuşuruz hadi. Tamam, tamamdır başkomiserim. Spor salonunun kayıtlarını indirelim mi? Hemen bakıyorum. Babacığım, gördün ama değil mi? Benim bir kabahatim yokmuş. Dolandırıcıların işiymiş yani. Kızmadın bana değil mi? Kime kızayım? Hı? Kime kızayım? Burada bu kadar kişiyiz.
hiçbirimizin başına gelmiyor. Niye seni buluyor bu işler kızım, he? Kime kızayım? Tekin gitti, sen kaldın. Hadi çekil git gözümün önünden, hadi. Hüsnücüğüm, ne olur sakin ol. Bak sağlığına yazık. Of. Hadi. Yazık olmaz mı ya? Ya bana komple yazık ya, bana komple yazık. Haciz maciz bir şey gelir mi benim 3 aylığıma da? Allah korusun. Bir derdim senin 3 aylığında Nazike. Ben senin derdiniz... Çekin gidin Allah aşkına ya, bana kimse bir şey demesin. Artık bir salın gideyim ben ya. Baba buldum. Dilaltı hapı. Sana ondan lazım. Dilaltı. Ben burada kalacak bir şeyim. Beni dilaltı kurtarmaz Hasan'ım. Beni dilaltı kurtarmaz. Vah Hüsnücüğüm, vah. Amirim, Şule'nin ek kartı sizin hesabınıza bağlı olduğu için bankalar alacaklarını tahsil etmek için size kadar ulaşmışlar. Yani borcun bir kısmını ama en azından senden tahsil edebilirler Hüsnü. Bu aşamada hesabınıza bloke gelebilir, maaş hesabınız alacaklara karşı dondurulabilir ya da eve icra gelme gibi durumlar var. Ya ne diyorsun sen ya? Ya bir kürek de toprak al üstüme, tamam olsun. Ya Hüsnü, kız araştırmış, olup biteni anlatıyor. Ne suçu var onun? Ona ne kızıyorsun? Ya ama böyle olmaz ki ya. Takır 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 sayıyor gelmiş karşıma. Özür dilerim amirim. Başkomiserim, çok tatsız bir durum. Çok geçmiş olsun. Perişanlık ya, yazık ya. Yani ailecek zor bir durum yani. Evdekiler kim bilir nasıldır ya. Şule falan. Kıyamam ya. Tamam Hüsnü, tamam. Geç sen lan yerine. Geç lan yerine. Usta. Şşş, usta. Bana bak. Ben tamam şimdi usta. Bunu... Sakin ol. Oğlum ne yapıyorsun? Ne dedim ya? Tansiyonun çıkıyor. Geç şöyle. Bak yapılacak şey belli. Bizim çocuklar şu şikayetçi mağazalara, bankalara bir bakacaklar sadece. Spor salonunu zaten inceliyoruz. Ha? İyi. Çok iyi yapıyorsunuz onu incelemekte. Çok çok iyi, aferin. Oğlum çözeceğiz yani. O icralar, micralar, hacizler, hapisler falan olmadan çözeceğiz. Hepsini halledeceğiz. Hapis mi? Hapis demedi ki. Hapiste mi var kızım? Yok. Hapis mi? Ben demedim. Hapis falan demedim. Yok, ben demedim. Hapis falan demedim. Yok, ben hapis yok. Hapis nereden çıktı? Tamam. Oğlum dur ya. Ağzımdan kaçtı. Ben girerim abicim, ben girerim. Başkomiserim, ben girerim hapse. Lan! Ne dedim lan? Sus! Gel abi, otur. Ya benim ağzımdan kaçtı yanlışlıkla ya. Kusura bakma. Ha tamam o zaman. Hapis yok ha. Yok hapis falan yok, unut. Tamam o zaman beraber gidip bakalım. Tamam hadi. Tamam o zaman ya, Emre gel. Hemen başkomiserim, gidelim. Canla başla başkomiserim, ne lazımsa yaparız. Sen de mi geleceksin lan? Sen de mi geleceksin? Bu gelmesin! Ben de gideyim başkomiserim. İyi tamam, gidin. Sağ ol. İşte bunlar amirim. Sonunda buldum lan sizi. Yaktım siz ulan, yaktım be. Sen şu görüntünün bir kopyasını ver abi bana. Ha. Al. Tamam ya, komiserim. Ben hallederim abi, tamam. Amirim tekrarlamış gibi olmayayım ama... yüzükler ziynet eşyası falan alınmış yani. Allah Allah. Alper, sus ve görüntüdeki iki bul bana. Emredersiniz başkomiserim. Şimdi şunları iyice bir bakalım bize. Efendim canım. Ya bırakın Hüsnü, ya. Hüsnü, eve haciz geldi. Ne? Yavrum, İcra memurları burada. Evdeki her şeyi götürüyorlar Hüsnü. Ne icrası kızım? Borcumuz yok ki bizim. Lan tabii ya. Aman rezilliğimize bak. Konu komşu ne diyecek arkamızdan acaba? Ablacığım yani o mu şimdi derdimiz Allah aşkına ya? Kardeşim bir bakın, bir bana bakın şimdi, bir şey söyleyeceğim. Heh. Bu kız burada oturuyor diye, babası benim diye. Sen benim fırınımı niye götürüyorsun? Ya işlemler ikimizi ilgilendiriyor. Ya bu kart benim ek kartım. Ya dolandırıldık bir dakika, diyorum. Bir dakika. Diyorum, anlatamıyorum. Biz de görevimiz neyse onu yapıyoruz başkomiserim. Size özel bir durum değil. Allah Allah. Bakın yazılı emir var bende. Bakayım. Bakıyoruz da. Baba, benim bilgisayarımı da götürdüler. Sus Aydemir! Sus be! Sus!
Sus! Alacağız oğlum, onların hepsini geri alacağız. Çocuğum, alacağız. İtiraz süresi var. Tencere mi götürüyorlar ya? Neresi? Ya anladık, yazıyor. Tamam, yazıyor. Evet, yazıyor. Ya baba, ne olacak böyle? Ya bulamazsak adamları yani? Ne olacak? Elinin körü olacak kızım. Tamam. Sen artık sus. Sus, konuşma artık. Sus kızım, sus. Ben iyi değilim ya. Gerçekten iyi değilim. Hiç iyi değilim. Ay Hüsnü. Hüsnü yapma. Hüsnü, ne olursun yapma. Lütfen. Lütfen korkutma beni. Hüsnü. Koltukları al diyorsunuz değil mi anacığım? He? Bak almayacaklar Hüsnü. Allah'ıma şükür. Hadi geç otur koltuklara. Sağ ol Nazike. Sağ ol Nazikeciğim. Baba gelin önce ya. Gel kolonya içeride. Hadi ne gel. Dedin? Ne diyorsun oğlum? Şu yaptıralım sana Dilaltı. Oğlum, lazım sana baba. Ya ne lazım? Ne dedi anlamadım. Ay, Dilaltı. Tamam. Bir bu eksikti. Ay elektrik süpürgesi. Paramız olunca alırız oğlum. Paramız olunca alırız. Müsaade eder misiniz başkomiserim? Buzdolabını alacağım. Buzdolabı diyor. Gel. Dur reçeller var orada. Reçeline ben seni var ya. Senin reçeline başlayacağım. Her şey bitti, reçel başladı ya. Evde her şey bitti, reçel mi yiyeceksin? Ay. Nazike. Nerede yakaladınız bu hıyarı? Saunadaydı abi. Yanında da iki tane kadın vardı. İki tane kadın. Lan ben hayatımda saunaya gitmedim. Adam benim paramla alem yapmış ya. Tavsiye ederim abicim. Müthiş sağlıklı bir şey. Bütün toksinleri atıyorsunuz. Lan sana buradan bir yapıştırırım, görürsün toksini ha. Biz ne bilelim abi ya? Mahmut sus. Tek bir soruya cevap ver. Sonra da defol git. Ali Kemal nerede? Villa kiralamıştı amirim. Beykoz'da. Villa. Villa ha? Amirim günlük yarı fiyatına bağladı. Kızma hemen ya. Allah cezamı versin. Gebertirim abi, lan tamam, seni. Tamam, gebertirim abi, ha. Tamam abi dur. Yaz bakayım sen de şuraya adresi. Yaz tamam. yaz. Oğlum ben kimin ahını aldım ya? Ah. Abi öyle ah olmaz. Senin yıllardır bitmedi çilen ya. Bana bak lan. Bu adres borç çıkarsa kafanı kırarım senin ha. Ya doğru söylüyorum. Doğru. Fena ortam var amirim. Kaçırmayın. Lan senin var ya. Yemin ederim bak. Tamam abi tamam. Ulan yedim seni Ali Kemal. Müziği kapat. Gel lan buraya. Gel buraya. Dur. Çekil. Koş. Ne şimdi? Gel buraya. Kaçma lan. Sen benim paralarımla alem yaparsın ha. Nasıl ya? Sizin paralarınız mı amirim? Gel lan buraya. Benim paralarım tabii ya. Gel buraya gel. Hala karılarla alem yapıyor ya. Amirim. Oğlum niye yakalamıyorsun, arkamdan giriyorsun? Git öbür taraftan sıkıştır. Yakalasınız abi. Dur. Yakala. Ha işte bu. Yapacağım bu oğlum senin. Lan iki saattir salak gibi koşuyoruz ya. Başkomiser, şimdi ben takım oyuncusu olduğum için... hani siz bana emir verirseniz ben hemen yaparım böyle yani. Tamam uzatma. Sana gelince Ali Kemal Efendi... Hüsnü Çaba'nın gazabı neymiş göreceksin. Yürü. Diğerlerini de getirin arkadaşlar, hadi bakalım. Haydi geçmiş olsun hepimize. En çok da sana Şule'cim. Babam sağ olsun diye yazdıracağım bütün duvarlara. Hatta gideceğim dövmesini yaptıracağım. Ne dövmesi kızım? Bir o eksikti başımıza ya. Allah Allah. Ay şaka babacığım şaka. Kız coştu, ne dediğini bilmiyor Hüsnü. İlahi. İyi hadi iyi. Yerleştirin güzel. Şuraya. Onu bir huzur içinde oturalım evimizde hadi. Vallahi Allah sevdiği kuluna ilk önce eşini kaybettirir sonra buldururmuş.